Selam arkadaşlar. Köpeklerimize akşam yemeğini hazırlıyorum. Bazı arkadaşlar Instagram'dan mesaj atıp sormuşlar. İşte neyle besliyorsun? Ne yediriyorsun? Hani köpeklerin kilolu besili. Standartlarını geçmiş yani cinsine göre. Ben de onlara bir video çekeyim dedim hazır yemeğini hazırlarken. Hatta sonradan aklıma geldi. Şimdi arkadaşlar makarna haşladım. Tuz atmadım kesinlikle makarnaya. Haşladım. Onun suyunu aldım. Biraz bir çorba kaşığı tarhana ilave ettim. Rengi o yüzden bu şekil. Tarhana, brokoli, hatta bu köklerini falan koydum. Şu köklerini de ziyan etmemek için. Köklerini, brokoli, karnabahar, havuç, elmalarımız var. Şöyle bir yeşil, bir kırmızı tercih ettim. Kamerada. Ondan sonra bir tane soğan soyacağım. Bir tane de patates. İki köpeğimi. İçerisine de haşladığım piştikten sonra makarnaları ilave edeceğim. Fazla koymayacağım makarna. Ben asla köpeklere makarna vermiyorum. Ekmek de vermiyorum. Yani böyle karnını doyuracak şekilde fazla sulu olmayacak. Aynı kendimize nasıl yapıyorsak hijyen bir şekilde köpeklerimize de aynı o şekilde vereceğiz. Yani yıkacağız. Bu arada viskide makarnanın poşetlerini evi kısaca halletmiş. Buyur oğlum. Elma yiyor. Doydu gerçi. Kaç tane yedi? Ben şimdi soğanlarımızı soyayım. Evet, soğan ve patateslerimizi soydum, yıkadım. Elmalarımızı küp küp doğradım, fazla küçük olmayacak. Soğanlarımız bu şekil. Patateslerimiz de böyle. Bu şekilde iri iri doğruyoruz. Karıştırıyoruz. Tuz falan ilave etmeyeceğiz. Çünkü sebzelerin içerisinde zaten yeterince tuz var. Ayrıca zararlı zaten hayvan dostlarımıza. Bir de bir çorba kaşığı zeytinyağı damlatıyorum ve kaynamaya alıyorum. Patateslerimiz pişince zaten hepsi pişti demek. Evet, ocağımızın altını yaktık. Kapağını aralayacağız. Bu arada bunlar pis değil. Tarhana. Kameraya bakarken şey yapamıyorum da. Evet. Bol vitaminli. İnanın sabahın köründe kalkıyorum. İlk işim benim canlarıma yemek yapmak. Hani bir tabir vardır, köpeğin önüne atar gibi atma derler ya. O yüzden köpeğinizin sağlıklı olmasını istiyorsanız hijyene çok dikkat etmemiz lazım.
Bazıları yemek yapıyor köpeklerine. Böyle bir yemek yaptıklarını bilmiyorum, hiç görmedim. En azından benim yani izlediğim kadarıyla. İşte ne bileyim, patatesi kabuklarıyla atıyor. İşte onu bunu yıkamadan atıyor. Daha sonra hasta oluyor köpek. Ne bileyim işte ölüyor, ediyor. Gene yani biz uğraşacağız bu hayvanlarla. Kendi evladınız gibi, kendi ailenize nasıl yapıyorsanız, tertemiz, kendinizin içi sinmiyorsa yani o yemekleri yemeye, doğranmamış yani ne bileyim yıkanmamış, edilmemiş. Kendinize yapıyor gibi yapacaksanız kısacası. Yapacaksınız. Bir de konuşabilsek. Neyse, yemeği yerlerken ben tekrar çekerim. Bu arada makarnamız burada. Buna da zeytinyağı attım. Biraz da bundan ilave edeceğim. Sade makarna vermiyorum. Yemezler herhalde. Zaten makarna da iyi bir şey değil. Biraz daha su ilave ediyorum. Siz dostunuza göre ayar yaparsınız. Mesela bu kadar yaparsanız ertesi günde verebilirsiniz. Ha, bir de unutmadan en son pişmesine yakın barf ekleyeceğim içerisine. Onda da kemik tozu falan var. Bazı vitaminler var. Benim buraya ilave etmediğim. Çoğu zaten burada vardır. Öyle işte. Evet, viski ile Zeyna'nın yemeği kaynarken bayağı bir pişti sayılır. Şimdi fazla değil. Şöyle şu kadar. Barf ekleyeceğiz. Bu arada böyle barfı da test etmiş olursunuz. Ne kadar et var içerisinde. Ben zaten hemen ilk sipariş ettiğimizde tabii güvenemiyorsunuz. Ne şekilde yapılıyor? Ne katılıyor? Yazdığı gibi içerisinde var mı yani kemik tozu? Ne bileyim kıyma, yürek, böbrek, artık ne varsa. Kıymalı yemek yaptığımızda biliyorsunuz kıymalar bu şekil oluyor. Bunda da aynı şekilde. Yani kıyma olduğunu anlıyorsunuz. Şimdi bir de çiğ beslenme yapıyorum ben. Bir böyle besliyorum. Diyelim 3 gün, 4 gün sadece barf ile besliyorsam mutlaka 4. 5. günü bu şekilde yemek veriyorum. Yani haftada 2 kez. Misal pazartesi ve pazar günü bunu yapabilirsiniz. Kendinize bir gün belirleyin. Yani bunu sürekli yapmak zorunda değilsiniz. Fazla ezmiyoruz bunu. Biraz da iri kalsınlar.
Yani ayarı kendiniz yapacaksınız. Haftada 2 gün veriyorum ben bu şekilde. Bazen içerisine barf koymuyorum ya da barf ile birlikte tavuk boynu kaynatıyorum. Aradan 1 ay geçiyor. Yine bu şekilde yapıyorum. Tavuk boynu koyuyorum. Örnek. Ya da patatesle tavuk boynu yapıyorum. Çorba gibi. Ama haftada mutlaka böyle bir kağıt alın elinize. Yazın. Pazartesi günü bu şekilde. Salı günü barf. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi arada sırada boyun da verebilirsiniz. Pazar günü yine böyle bir yemek yapıp bol vitaminli besleyebilirsiniz. İçerisinde C vitamini var, E vitamini var. Artık var da var yani vitaminlerimiz. Diğer videoda bu yemeğimizi yerken bisküvi Zeyna onu çekerim. Videomuz daha fazla uzun olmasın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. En azından bir faydam olduysa ne mutlu bana. Allah'a emanet olun. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.